Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın Bugün TV izleyicileri. Bir Paranın Rotası programında da Yaşar Erdinç hocamızla beraberiz. Fed'in açıklamalarından sonra dünya ekonomisi alt üst oldu denilebilir. Sadece Amerika değil, az önce de ifade ettiğim gibi dünya ekonomisi, her ülkenin ekonomisi bir şekilde etkilendi. Bu etkiler ne kadar devam edecek, daha ne kadar sürecek, nerelere kadar varacak? Hocamıza soracağız. Sorularınızı da alacağız elbette. Adresimizden bekliyoruz, Gmail adresimizden. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın Evren. Önce isterseniz dünya genelinden başlayalım bu sefer. Sadece Fed Amerika değil, Türkiye Avrupa değil, Çin'e kadar uzandı bir şeyler. Çin'de de bir şeyler oluyor. Siz bize ayrıntılandırır mısınız? O Çin'de olanlar neler ve nasıl etkileyecek dünyayı? Ya Çin'de şöyle, şu an küresel piyasalarda gerçekten çok büyük bir stres vardı. Çin biz yayına girmeden önce, yaklaşık bir yarım saat önce Çin borsasında %5'in üzerinde bir düşüş vardı. Ve Asya borsaları genel olarak çok sert eksilerdeydi. Bayağı ciddi bir panik havası da vardı. Şu an toparlamış durumda Çin. Ve %2.41'e geldi düşüş oranı. Yani %5.5'lara yaklaşmıştı. Yarı yarıya toparlamış durumda. Bu arada yaklaşık bir yarım saat önce Amerikan borsasının vadeli işlem endeksleri vardır. Borsalar saat 4'te açılır. Dolayısıyla o açılmadan önce biz sabahları Amerikan vadelilerine bakarız. Orada da aşağı yönlü hareketler vardı. Fakat özellikle Asya'daki toparlamayla birlikte Çin'de de Amerikan vadelilerinde de toparlama var şu an. En azından Amerika'da Dow Endeksinin vadelileri şu an artıya geçmiş durumda. %0.10 artıda. Peki Çin niye öyle bir %5'lik düşüş yaşadı borsada? Çin'de şöyle bir şey oldu. Birincisi bir banka battı. Bir banka, daha doğrusu batmadı ama sendikasyon kredisi vardı yaklaşık 9 milyon dolar. Onu ödemekte sıkıntı çekti. Bunun üzerine Çin bankalarına ilişkin ciddi bir endişe başladı. Yani diğer bankalarda ödeyemeyebilir mi vesaire diye. Orada bankalar tabii devlet bankaları. Hani devlet o bankaları batırmaz. Fakat şu konuşuluyor. Çin'de büyüme çok yavaşlamıştı. Daha önceki dönemlere göre %15-16 büyüyen Çin ekonomisi %7-7.5 arasına gerilemişti. Önceki gün dünyanın en büyük dev yatırım bankalarından biri, dün işte pazartesi sabahı Goldman Sachs bir rapor yayınlayarak Çin'deki büyümenin de aşağı gideceğini, daha da aşağı gideceğini belirtmişti. Bu tabii şeyle birleşince, gelişmekte olan ülkeler ve Asya'ya giden bir para vardı. Yani Amerika para bastıkça bu para Asya'ya, Çin'e, işte bize, BRİK ülkelerine, Rusya'ya, Hindistan'a, Brezilya'ya vesaire akıyordu. Tabii o paranın çıkmasıyla birlikte bir de Çin'de bu beklentilerin başlaması, Çin ekonomisinin yavaşlayacak olması, dünya piyasalarında emtia dediğimiz işte bu bakırı, gümüşü, altını ve diğer ham madde lerin ciddi gerilemesine sebep oldu. Ve Çin borsası çok önemli bir dip yaptı, dibin de altına geldi. Yani bu daha dünyayı önce bir... ne kadar etkileyecek, ne kadar etkili dünya için? Dün tabii için. Çok kötü etkiledi. Yani küresel olarak tüm borsaları çok kötü etkiledi. Fakat en azından bugün sabah itibariyle Evren şey yapabiliriz. Yani ben az önce buraya gelmeden önce günlük yazımı yazdım web sitemde. Bugün yatırımcılara artık hisse senedinde daha fazla satış yapmamaları gerektiğini. Dün düşüşlerin çok hızlanabileceğini belirtmiştim. Evet. Dün 73 binden açılmıştık ve 70 binin altı da görüldü. Yani 3 bin puanın üzerinde bir geri çekilme oldu bir ara. Son kapanış sırasında endeks bir miktar yukarı gitti. Ama bugün o düşüşün daha fazla ben devam etmesini beklemiyorum. Biraz sonra grafiklerde vereceğim. Ama şunu özellikle vurgulayayım. Küresel piyasalardaki bu türbülans aslında Fed'in açıklamaları sonrasında bu kadar şiddetli olması beklenmiyordu ve ben de beklemiyordum. Yani bu kadar büyük bir reaksiyon olmaması gerekiyordu. Ama piyasalarda herkes birbirine bakarak hareket ettiği için, yani belli destek dediğimiz yerler aşağı doğru kırılmaya başladığı anda bu sefer
artık panik başlıyor. Tetiklemeyle beraber, evet, değil mi? Bu destekler aşağı kırıldığında bir de şöyle bir şey oluyor. Daha önce stop seviyesi dediğimiz, insanlar mesela şuraya kadar düşse bile satmayacağım dediği yerinde altına gelince orada stoplar çalışmaya başlıyor. Bir de dünyada vadeli işlemler dediğimiz böyle çok yüksek kaldıraçlı işlemler yapan FX piyasaları olsun, diğer vadeli işlemler olsun. Orada da margin call denilen teminat tamamlama çağrısı vardır. Mesela siz belli bir teminat yatırırsınız. O teminatın tamamı gider veya daha gitmeden yarı yarıya düştükten sonra size derler ki hemen teminatını tamamla. Piyasalar baş aşağı giderken bu sefer herkes pozisyon boşaltmaya başlar. Çünkü yeni teminat, yeni para bulup koymak yerine pozisyonu kapatmak daha akıllıcadır. Dolayısıyla herkes kolaya kaçmak gibi bir durum oluyor, evet, bir yandan da. Bir de tabii bir de şey de olabilir. Yani adam o sırada para bulsa bile o paranın maliyeti çok yüksektir. Tabii. Yani oraya teminatı tamamlamak için. Şimdi şöyle, genellikle bu tür zamanlarda, panik olduğu zamanlarda mesela hisse senedi yatırımcısı satmazsa bir şey olmaz. Yani hisse sıfıra inmiş olsa bile hani ek para koymak zorunda kalmaz. Ne bileyim, adamın 30 bin lirası vardır. İşte 23 bin liraya düşmüştür. Ama ciddi orada bir, duruyordur sonuçta. Evet, 23 bin lirası vardır. Ama hisse tekrar eski fiyata geldiğinde yine onu kaybetmez. Dolayısıyla ek bir para yatırması gerekmez. Ama vadeli işlemler borsasında mesela BIST 30'un vadeli işlem sözleşmeleri vardı. Biri 10 kaldıraçla şey yaparsınız. Yani 100 bin liralık alım yaparsınız. Sadece 10 bin lira yatırırsınız. Dolayısıyla 10 bin lira yatırıp 100 bin liralık alım yapmış olursunuz. Böyle bir durumda düşüş, %1 düşüş olduğunda sizin paranız %10 erir. Yani 100 bin liranızın 10 bin lirası eridiğinde paranız kalmamıştır. Tabii. Paranız kalmadığı zaman da size derler ki hemen teminatını tamamla. O zaman sen ya teminat tamamlayacaksındır, yeni para bulacaksındır. O zaman mecbur ya da, kalıyor insan. Evet, ya bir 10 bin lira daha koyacaksındır ya da o pozisyonu kapatacaksındır. Yani zararına o pozisyonu kapatacaksındır. Küresel piyasalarda olan da son geçen hafta Perşembe Cuma gününden başlayıp düne kadar devam eden bu çok sert dalganın en önemli sebebi belli desteklerin kırılmasıyla birlikte şiddetin artması. Yani o insanların artık orada zarara kâra bakmaması. Yani hiçbir şekilde kol kesme diyoruz ona. Direkt kol kesmeye başlaması. Tam da bununla ilgili birkaç soru var. Özür dileyerek kesiyorum sözünüzü. Öncelikle İrfan İnce adlı izleyiciniz, hocam unutmam biliyorsunuz, 13-14 ay önce herkes Avrupa'ya bakarken esas darbe Çin'den gelecek demiştiniz. Evet. O zamanki gerekçeler devam ediyor mu? O bu mu? Parası a genişlemenin bolluğundan o göz ardı mı edildi diye sormuş. Çin'le ilgili anlattıklarınız doğrultusunda. Yine Çin'le ilgili, Çin baharı hızlı bir şekilde geliyor. Siz kol kesilecek derken değişik bir yorum yapmış izleyicimiz. Oluk oluk kan akacak, herkes önlemini alsın mı diyorsunuz demiş Murat Birecik adlı yok, öyle izleyicimiz. Bir şey sonra Yunus Emre Sevmay, doların durumu FED kararlarından sonra bankaların BIST'teki hedef fiyatlarında revize olur mu? Kârlarında, evet, düşüş olur. Olabilir mi? Eğer olursa temel nedeni neden olur diyor. Ve son soruya da bakalım. Eğer işler daha da kötü bir hal alacaksa altın alınır mı? Altın hangi fiyattan 2015 vadeli alınabilir? Tavsiyeleriniz nelerdir diyor. Evet, bakın o Levent çok Tevkuran. Güzel bir soru. Hani vadeyi de belirtmiş. Yani 2015 evet, evet. Vadeli demiş. Özellikle ben şöyle söyleyeyim. Burada İrfan İnce'nin söylediği gibi aslında basılan ve gelişmekte olan ülkelere giden para çeşitli sorunları kamufle ediyordu. Yani bizde de aynı şey oluyordu. Bizde de belli ekonomik sorunları kamufle ediyordu. Yani dışarıdan deli gibi para geliyor. Bu işte Türkiye'ye olan güveni yansıtıyor şeklinde yorumlar da vardı. Tabii biz orada hani tabii ki Türkiye ekonomisine bir güven var. Büyüyen, parlayan bir yıldız ama aynı olayı diğer gelişmekte olan ülkeler de yaşıyordu. Çünkü oraya da aynı şekilde para akıyordu. Yani şöyle düşün. Bir evinin bahçesinin, evinin
bahçesinde çimlerin olduğunu düşün. Hı. Çimler kurumaya başladığında su vermen gerekiyor. Su verdikçe yeşillenir. Su verdikçe yeşillenir. Gelen yani para da ülkeye su gibi. Ait, ülkeye ait bir şey değil de zaten genişlemekte olan ülkelerin geneline ait bir gelişme miydi elbette bu? Ki. Hı. Yani elbette ki basılan para sadece Türkiye'ye gelmiyordu ki. Tüm gelişmekte olan ülkelere geliyordu. Hı. Şu an bu küresel krizde niçin Çin, Brezilya, Rusya felaket bir şekilde düşüyor? Hı hı. Ve aynı zamanda Türkiye. Evet. Türkiye hep şey yaptı. Dış piyasalardan hep pozitif ayrıştı. Pozitif ayrıştı. Çünkü bize biraz daha fazla para geliyordu. Yani bize gelen para biraz daha fazlaydı. O zaman tabii Çin'de sıkıntı şuydu. Yani İrfan Bey'in söylediği gibi yani asıl büyük darbe biz Avrupa'ya bakıyorduk ama Çin'de sıkıntı şuydu. Çin'de verimlilik çok düştü. Yani bir fabrika üretim yapıyor, kar ediyor ve bunu da yurt dışına satıyor. Amerika'nın talebi düşünce, Amerika'nın büyümesi düşünce Çin mal satmakta zorlanıyor. Bu sefer Çin parası da değerlendi bir ara. Yani ta 1 dolar 8 yuanlardan 1 dolar 6 yuana kadar düştü. Hı hı. Bu kar marjlarını da götürdü. Yani Çin parası da değerlenmiş olduğu için kar marjlarını da götürdü. Tamam, Çin'in döviz rezervleri çok yüksek ama oradaki firmalar bankalardan borç alarak ve Çin devleti de Çin hükümeti de büyüme aksamasın diye sürekli olarak buraya kaynak aktarıyordu. Şimdi o firmalar çok zor durumda. Yani o firmalar Amerika'da hızlı bir büyüme gelmezse o firmalar tüm dünyaya mal satıyorlar ama Amerika bugün dünyadaki milli gelirin dörtte birini üretiyor. Yani siz 16 trilyon dolara yakın, yani 60 trilyon dolar bir milli geliri var dünyanın. Bunun 16 trilyon dolarını Amerika üretirken 11,5 trilyonlar tüketiyor. Yani 11 trilyon tüketen bir toplumunda %1, 2, 3 bir tüketimde düşüş olması her yeri dalga dalga etkiliyor. Bu nedenle Çin'deki olay ciddiye alınmalı ve bundan sonra biz Çin'i daha fazla konuşacağız. Yani Çin'de bir artık orada da bir tetiklenme oldu. Yani o tetiklenme başladı. Bundan sonra da devam edecek. Ama yani artık o eski büyüme, en çok büyüyen ülke Çin, ekonomisi iyi giden Çin, çok iyi giden Çin gibi durumlara biraz ara mı vereceğiz, duraklatacak mıyız? Şöyle olacak, biz nasıl ki Türkiye'de 25 tane bankaya el konuldu. Hı hı. Sebebi de şuydu, bizde bankalar özeldi, devlet bankası değildi çoğunluğu ama şöyle bir şey vardı, bankalar kendi şirketlerine sürekli yatan parayı kaynak olarak aktarıyordu ve bir sürü para da geri dönmüyordu. Verilen krediler kağıt üzerinde sanki geri alınmış gibi gösteriyordu. Şimdi Çin'de de devlet bankaları devletin zoruyla özel sektöre büyük yatırım kredileri verdiler. Şimdi o yatırım kredileri geri dönmediği sürece ne yapacak o zaman devlet? O bankaların üzerindeki yükü devletin borcu olarak kaydetmek zorunda kalacak. Bir de işin kötüsü, Çin açık bir ekonomi değil ve biz oradaki verileri tam bilmiyoruz. Evet, tabii. Dolayısıyla gizleniyor da. Yani büyüme rakamından şüphe ediliyor. Ondan sonra oradaki imalat sanayi endeksleri var. Onlar açıklanıyor. Bakıyorsunuz şimdi HSBC'nin yaptığı şey var. Tüketici güven endeksi ve sipariş endeksleri var. Onlardan farklı rakamlar geliyor. Dolayısıyla gerçekten böyle bir sıkıntı var. Ama Çin'de şu an itibariyle ben hani daha kısa vadeli yorum yapacağım. Şu an itibariyle o satış dalgası durdu ve bir yukarı dönüş var. Ben bugün açılışta yazımda da onu belirttim. Borsa yine düşerek açılır ve aşağı yönde satışlar sertleşir. 60 dakikada 1 saat içerisinde 150-200 milyon lot işlem miktarı gerçekleşirse orada alım yapın şeklinde verdim. Tahmin ediyorum o şey yapmayacak. Yani öyle bir satış dalgası gelmeyecek. Bu Çin'deki düzelme ve Amerika'daki vadeli endekslerin yukarı gitmesi nedeniyle stop etti artık. Yani o düşüş bence bugün itibariyle artık durdu. Mine Aksay adlı izleyicimiz endeks hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Elimizde aylardır beklettiğimiz bu isimleri saymamda bir sakınca var mı hocam? Şimdi hisse bazı herhalde şirket isimleri şeyi. Bunlar. Evet. Endeks 93.000'e geldiğinde pek de fazla yükselmediler. Bu durumda ne yapayım diyor. Herhalde şu an sizin konuştuğunuz konuyla da ilintili. Bugün itibariyle durum artık aşağı doğru çekilmeyecek diyorsanız ne yapmalı? Valla şu an ben şunu söyleyeyim. Elindeki hisselere ben baktım.
hiç fena değil. İlk toparlamada tekrar toparlayabilecek hisseler. Hı hı. Yani ve beklediği zaman da hakikaten bu uzun vadeli yatırım yapılacak hisseleri seçmiş. Yani uzun vadede gerçekten kendisine kar bırakabilecek hisseleri seçmiş. Hı hı. Dolayısıyla bence çok da iyi bir yatırımcı kendisi. Tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Şöyle, aslında tanımıyorum ama şu hisseleri görünce iyi bir yatırımcı. Hı hı. Yani en azından analiz ederek ve iyi inceleyerek şey yapılmış. Yani orada spekülatif, manipülatif diyebileceğim kağıt yok. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Bugün borsa açıldığında bu dünkü düşüşün ardından daha fazla artık düşüş olmaz. Hı. Ve demin bir şey anlattım. Burası çok önemli evren. Dedim ki insanlar önce bu Fed'in açıklamaları bu kadar düşürmemeliydi normalde. Evet. Fakat belli destekler kırılınca panik halde herkes o destekler üzerine satmaya başladı. Evet, ve bu evet. Kar topu gibi. O ona baktı, o satıyor, o satıyor. Herkes satmaya başladı ve herkes tetiklendi. Burada düşüş şu şekilde sert oldu. Bu sertliğin arkasından genellikle bizim V çıkışı dediğimiz harf vardır. Hmm. Yani V harfi vardır. Bu V harfinin ilki oluştu bence. Ve V olacak diye düşünüyorum. Dibe vurdu yani diyorsunuz. Evet, bana göre artık bugün dibe vurdu. Hmm. Yani artık bu sabah itibariyle daha fazla düşüş gelir mi derseniz bundan sonraki her düşüş çok ciddi bir alım fırsatı diye düşünüyorum. Hmm. Dün seansın kapanışına doğru bizim bankalar sert düşerken kapanış işlemleri yapılır. Kimse kimseyi görmez orada. Ve bir banka mesela diyelim ki 7.16'dan kapatmıştı. Hmm. İşlem 7.16'dan fiyat kapanmıştı. Direkt 7.26'ya kadar aldılar. Yani artık bu aşamadan sonra daha fazla satmazlar diye düşünüyorum. Bu yüzden borsada bu dakikadan itibaren şu an artık bir miktar satıştan geri çekilmek lazım. Bugün bir V çıkışı olabilir. Hatta bugün %2, 3, 4 bir artış bile görebiliriz borsada. Hı. Bu özellikle ikinci dalgada gelir. Yani birinci dalga zayıf olur. Hı hı. İkinci bir dalga gelir, alım dalgası. O da genellikle çok güçlü olmayabilir ama tekrar bir alım geldiğinde daha sert artabiliriz. Bugün en azından yatırımcının bence, şimdi inşallah yanılmıyorumdur. Yani benim bu söylediklerim tamamıyla daha önceki bütün büyük düşüşler, onların tecrübelerin hepsi bir araya geliyor. Hı hı. Orada neler olduğunu biliyoruz, nasıl olmuştu, bugünkü olaylar nereye kadar düşürmeliydi ve şu an ne yapılmalı şeklinde baktığımda benim izlenimim bu. Bunda yanılabilir hı. miyim? Böyle volatil günlerde herkes çok ciddi yanılabilir. Ama benim beklentim bugün itibariyle düşüşle de açılırsa hemen arkasından alım geleceği yönünde. Hı. Şu an Avrupa Amerika toparladı ve Çin toparladığı için de biz de dış piyasaya göre toparlama yaşarız ve tahmin ediyorum ki şeye bakıyorum şimdi acaba evet Avrupa %0.60 yukarıda açılmış durumda vadelileri yani %1'e yakın yukarıda açılmış durumda. Biz dün 70.600'den kapanmıştı endeks. Verelim istersen grafiği. Şu grafikte. Tamam. Şu seviyede kapanmıştı. Yani dün aslında günün başladığı yer burası. 73.000 seviyesi. Çok yavaş yavaş indi ve arkasından da çok hızlı bir satış geldi ve bu satış sürekli devam etti. Bunun temel sebebi dış piyasalardaki sorunlardı. Amerika'da sert düşmeye başladı. Bir ara Amerika %2'ye yakın düştü. Biz de aynı şekilde düştük. Bugün ne olabilir sorusunun cevabını şöyle vermeye çalışacağım. Onu reklamdan sonra verelim tamam, mi o cevabı? Reklamdan sonra grafik üzerinde çizelim. Tamamdır. Tamam. Bir reklam arası verelim. Kısacık sonra yeniden döneceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet, yeniden birlikteyiz. Yaşar Erdinç hocamızla beraber bir soru sormuştu ve onu cevaplayacaktı. Hocam hemen... Evet. Evren şu an ilk disket emirlerindeki işlem geldi. Endeksin açılış rakamı 71.500 olacak. Ve şurada ben biraz daha yakından göstereyim. Hmm. Şu nokta, şu çizgi... Yani çıkış açılış başlamış mı? 71.542 civarında olacak açılış rakamı. Hmm. Açıldıktan sonra bu bir miktar aşağı yukarı gidebilir. Ama şu an şunu söyleyebiliriz. 70.000 seviyesi önemli bir destek olacak büyük bir olasılıkla. Şu an dış piyasalarda o satış paniğinin bugün ve yarın alış paniğine dönüşebileceğini söyleyebilirim. Yani alış paniğine yani evet, tam tersi bir durum alacak. Evet yani V çıkışı dediğimiz zaten o. Yani şurada şu sert düşüşe bak. Bak şimdi çiziyorum. Şu
şu şekilde bir sert düşüş ve şu an şöyle bir yükseliş yaşıyor. Biz rahatlıkla 73 bine tekrar geliriz ve tahmin ediyorum önümüzdeki 2-3 gün içerisinde de 74 bin, 75 bine doğru geliriz. Ama bu yükseliş tabii ki şey olmayacak. Yani şu an şöyle bir çıkış var. Yani bu düşüşün ardından 71.500'e doğru, grafikte ben çiziyorum şu an. 71.500'e doğru bir çıkış var. Burada bir miktar geri çekilme olabilir 71 bine. Sonra biz tekrar 72.500'e ve 73 bine doğru şu hareketleri görebiliriz. Dolayısıyla yatırımcılar bugünden itibaren bence artık daha fazla satış yönünde olmamalılar. Dün zaten bayağı ciddi bir satış yedi piyasa. Yalnız şunu da belirteyim. Bu yükselişin ardından bir miktar böyle fazla gerileme olmuyorsa 71.500'de ve en fazla 71.250'ye geriliyorsa bu yükselişin ardından. Çünkü %1.28, yani şu yükseliş %1.28'lik bir hareket. Böyle bir durumda yavaş yavaş artan alımlarla birlikte tekrar çıkmaya başlarız. Şimdi 60 dakikalık grafiğe geçeceğim. 60 dakikalık grafikte dikkat edersen burada V tipi hareket aynen şu şekilde gerçekleşiyor. Yani 80 binden başlayan bir düşüş var. Özellikle 78 bin 500'den sonra adeta soluksuz düştü. Şurada bir toparlama yaptı. Bu düşüşü geri toparlaması nereye kadar olabilir sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Bu düşüş sonrasında en azından şunu söyleyebileceğim. Şu bizim altın rasyo dediğimiz rasyolar en azından ilk hareket zaten 72.500, yani şurası. Tabii bütün bu değerlendirmeler hali hazırdaki koşullar için geçer değil mi kesinlikle, hocam? Yani evet. Dışarıdan yine bir şeyler olduğu zaman durumda değişiklik tabii. Olabilir yani herhalde. Dışarıdan şimdi bugün tamamıyla bir piyasa psikolojisinin ben hakim olacağını düşünüyorum. Çünkü dün bir travmatik bir gündü. Ve dün artık en son satmak isteyenlerin de artık satmayıp dayanıp teminat tamamlamak isteyenlerin bile artık pes ettiği bir durumdu. Zaten o borsadaki herkes satarken sen al sözünün yerine geldiği bir gündü. Bu sabah eğer %5 düşüşte açılsaydı Çin borsası, biz büyük ihtimalle, ben zaten o yorumu yaptım web sitemde. Çünkü ben buraya gelmeden önce yaklaşık bir 20-25 dakika önce Çin %5'in üzerinde düşüyordu. Ve Amerika borsası vadelileri de aşağıdaydı. Dolayısıyla orada 70 binin altında açılacağını düşünüyordum. Hatta 68.500 civarının görülebileceğini ve kesinlikle artık satış yapılmaması ve oradan itibaren de alıma geçilmesi ve hızlı bir çıkış olabileceğini belirtmiştim. Bu böyle olmayacak ama bugünkü açılışa baktığımızda. Şimdi grafiği tekrar verirsek arkadaşlar, özellikle bu seviyede 72.500 ilk karşılaşacağımız direnç ama bunun ben rahat geçileceğini düşünüyorum. Ve 73.400, 73.500 ile 74.000 aralığı 38.2 çizgisi, burada bir kar realizasyonu gelebilir. Yani 73.500-74.000 civarında gelebilir. Sonra tekrar bir yükselişte eğer V çıkışı olacaksa bizim normalde 76.500'e kadar gelmemiz lazım. Hangi güne kadar 76.500? Cuma gününe kadar buraya gelmemiz lazım. Yani normal şartlar altında borsada 76.500'e doğru yükselmemiz lazım. Teknik olarak şu an şu dirençler önemli. Buralarda bir miktar beklemeler olacak ama arkasından BIST'te ben yeniden alımların geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada özellikle İMKB 30 hisseleri, daha doğrusu BIST 30 hisseleri, yani BIST'te Borsa İstanbul 30 endeksine çok yakın hareket eden, BIST 100'e yakın hareket eden hisselerde burada yükselişler görebileceğiz. Bunlar genel olarak bankalar ve BIST 30 hisseleri olacak ama iyi durumda olan şirketlerin de bu yükselişe katılabileceğini ben söyleyebilirim. Şu aşamada hemen dış piyasalara ben tekrar bakıyorum. Dış piyasalarda şu an Rusya %1.28 yukarıda ve Almanya %0.67 yukarıda. Biz gelişmekte olanlar biraz daha tepki veririz. Şu an BIST 100 72.000 seviyesinden açıldı. Hemen orayı tekrar göstereceğim. BIST 100'ün evet şu an açıldı ve 5 dakikalık grafiklere geçiyorum ben. Şu hemen şuradan çizimi alalım. Şu seviye 71.500'den disket emirleri gelmişti. Direkt olarak 72.000'e geldi. Bu seviye şu seviyeden itibaren bir miktar artık beklemeye geçecektir. Yani yatırımcı tabii bunu gördükten sonra tahmin ediyorum şey yaptı.
tabii ki ilk başta alıma geçmiş oldu ve şimdi bu seviyelerden bir miktar geri çekilme olduğunda ve buralarda dalgalanmaya başladığında acaba yeniden düşüş başladı mı korkusu başlayacak. İşte o korku başladığında o zaman alım yapamayacak yatırımcı. Ama bu seviyelerden çok rahatlıkla alım yapılarak 1-2 hafta tutulduğunda ben %3 ila 5 arasında, ki bu banka faizi zaten yıllık %6,5-7. Yani bunu hakikaten 1-2 hafta içerisinde getiri sağlamak mümkün. Hedef şu an için 74 bin, 75 bin aralığı olarak verilebilir. Yani çok da uzun vadeli olmayan bir şekilde biraz toparlanma olacağını evet, görüyoruz. Ama şunu sakın düşünmesin. Evet, aynen öyle. Yatırımcı sakın şunu düşünmesin. Artık bundan sonra dip görüldü ve bundan sonra bir daha, bak bu günlük grafik. Yani günlük grafikte biz buradan aşağı doğru geliyoruz. Ondan sonra dibe gördük ve şu an günlük grafikte baktığımızda adeta çok küçük bir hareket gibi başlıyor. Fakat bizim teknik analizde bir şeyimiz vardır. Şu artı işareti, yani şu işaret adeta bir sabah yıldızı görünümüdür. Yani düşüş var, tam ortada bir artı bir çubuk gözüküyor, beyaz bir şey gözüküyor. Bunun arkasından şöyle bir yükseliş gelmesi durumunda buna sabah yıldızı deriz. Böyle bir durumda da 75 bin ve 78 bine doğru bir hareket görebiliriz. Ama mesela şunu söyleyeyim, eğer buradan alım önerdikten sonra eğer ki şu seviyelere kadar tekrar gelirse, 75 bin, 77 bin 500 seviyelerine tekrar gelirse, şurada bir direncimiz var. Yani şuradan gelen bir direnç şöyle. Bu direnç en azından ilk başta şu bölgelerde bir şey oluşturacaktır. Direnç oluşturacaktır. Yani ilk direnç, ilk güçlü direnç 75 bin seviyesi olarak verilebilir. Yani ilk direnç 75 bin seviyesinde. Ondan sonraki günlerde de 80 binin üzerine her çıkış çabası zayıf kalabilir. Yani 80 binin üzerine çıkmayacaktır diye düşünüyorum endeks. Belki bir ay, iki ay çıkmayacaktır. Yatırımcı bu bölgeden alım yaptığında özellikle 77.500, 80 bin aralığında satış düşünebilir. Ve şu aşamada talep konsantrasyon eğrisi de şu an ben onu göstereyim. Şu eğri günlük grafiklerde aykırılık oluşturdu. Bizim olumlu aykırılık dediğimiz. Fiyatlar daha aşağıda. Ama eğrinin dibi daha yukarıda gerçekleşti. Daha önce fiyatlar buradayken, yani 77.500-78.000 iken dip buradaydı. Fakat 70.000'e düşmesine rağmen bu eğri daha fazla düşmedi. Dolayısıyla günlük grafiklerde tahmin ediyorum buradan itibaren bir miktar daha güçlü bir çıkış göreceğiz. Daha önceki çıkışlara, şuradaki yükselişlere göre daha güçlü bir çıkış göreceğimizi düşünüyorum. 1-2 hafta vadeli olarak bu seviyelerden alım düşünülebilir ve 5 dakikalık grafikte de şu an ilk 5 dakika doldu. Evet. Ve ilk 5 dakika dolduktan sonra 72 bin seviyesinde duraksıyor endeks. Tabii bugün bu seviyeden bir miktar geri çekilme olacak Evren. Çünkü dışarıya baktığımızda dışarıda hani bizim kadar yükselen başka borsa da yok. Yani biz %2'ye yakın yükselmiş durumdayız şu an. O yüzden hani dışarıya uygun olarak bir miktar geri çekilme olması lazım. 71.500 hatta 71.250 civarına gelirse oralar iyi alım yeri. İlginç olarak değerlendirmeli miyiz bizim daha hızlı bir çıkış yapmamızı? Biz daha fazla düştüğümüz için normal. Yani biz dışarısı %3 düşerken biz %6 düştük. Dışarısı ne bileyim işte Amerika %1,5 düşerken biz o günlerde %5,5 düştük. Dolayısıyla geri yükselişlerde de biz daha fazla ucuzladık diyeyim. Hani daha fazla ucuzlamış olana biraz daha fazla talep artabiliyor. Bugün artı hazinenin 2-3 tane daha ihalesi var. Dünkü ihaleler sonuçlandı. Fena değildi sonuçlar. Yani piyasa şartlarını yansıtıyordu. Bugün faizlerde de bir gerileme bekliyorum ben. Faizlerde de gerileme olunca bu borsaya destek verir. Yani gösterge faizde, şu an gösterge faiz kaçtan işlem görüyor bir bakacağım ona. 7.81 gözüküyor benim ekranımda. Bazen veri gelmeyebiliyor ama şu aşamada 7.81'den işlem oluyor gösterge faizi. Bugün gösterge kağıt yeniden ihraç ediliyor. O yüzden o ihraç sonrasında faizlerde ben 7.5'a doğru bir geri çekilme bekliyorum. Yani 8'in altına doğru geri çekilme bekliyorum. Dolayısıyla şu anki türbülans ve büyük sıkıntı o piyasa psikolojisi ve piyasanın artık tamamıyla içgüdüsel hareket ettiği dönem, yani satış yönünde ve margin kolları tamamlama çağrısı üzerine panik satışlar vesaire artık bugün itibariyle duracaktır ama bu yükselişin bir geri çekilmesi de gelecektir. Biz her zaman şeyi tercih ederiz. Düşüp
hızlı yükselmek yerine düşüp çıkması, sonra bir daha gerileyerek bir ikili dip oluşturması. Çünkü ikili dipler çok daha sağlıklı al sinyali verirler. Şu an işte borsa bak 72 binden geriliyor şu an. Bir miktar geriliyor. Ve onu da verebilirsek arkadaşlar 5 dakikalık grafikte ilk açılışta 72 bin görüldükten sonra şu an kırmızı bir miktar geri çekilmeyi gösteriyor. Bunu da birim grafiklere bakacak olursak açılış sonrası hareket şöyle oldu. He. Açılış sonrasında 71.500'den disket emirleri geldi. 72.100 görüldü. Şu an 71.800'e doğru geriliyor. Ama 71.500 açılış seviyesinin altına pek fazla inmesini beklemiyorum. Yani bu 71.600, 70.500 civarında bir tutunma yaşayıp sonra tekrar yeniden yeni alımların geldiğini görebiliriz. Ama 5 dakikalık grafiklerde hala 71.000'e kadar bir geri çekilme sağlıklı olur. Yani o yeni bir panik yaratacak bir şey olmaz diye düşünüyorum. Hocam az vaktimiz kaldı. Dolarla dövizle ilgili sorular var. Onlara nasıl altın hatta gümüş. Evet. Şimdi istersen şey hemen dolara, gümüşe ve altına hızlı hızlı bakalım. Hı hı. Normalde tarihi rekor kırıldı. Dün 1.96 seviyesi görüldü dolarda. Dikkat edersen burada dolar bayağı sert bir artış yapmıştı bu 5 dakikalık grafik. Bu sabah itibariyle 1.94.50'den açıldı ve 1.93.50'ye kadar geriledi. Ve Merkez Bankası dün 150 milyon dolarlık bir ihale düzenledi. Eğer dolarda 1.93.50 aşağı geçildiği anda 1.91'e kadar bir geri çekilme bekleyebiliriz. Heh. Az önce anlattığım şartlar nedeniyle ben dolarda bugün 1.94.50'nin tekrar üzerine çıkılacağını zannetmiyorum. Daha doğrusu 1.94.60, 1.946 diyelim. Onu vatandaş daha iyi anlıyor. 1.946'nın üzerine çıkacağını düşünmüyorum. 1.920'lere doğru bir geri çekilme bekliyorum dolarda. Dolar müdahale, Merkez Bankası müdahale edebilir. Yabancıların çıkış işlemleri de panik olan sattı dolara geçti ya. Hı hı. Şu an geri alışlar borsada başladığı için faizler de çok yükseldiği için daha az dolarda çıkış olacak. Ters orantı var yani. Tabii, biri yükselirken bir öbürü aşağıya doğru iniyor. Aynen öyle. Şimdi bir de şeye bakacak olursak, altına bakacak olursak. Altın 1265 dolara kadar düşmüştü. Şu an diplerde seyrediyor altın ve 1278 dolar seviyelerinde. Tabii altın şeyden çok fazla etkilendi. Daha önce bizi izleyenler biliyorlardır. Özellikle şu 1320 dolar seviyesi aşağı geçilirse o zaman mutlaka satış yapmak lazım. Çünkü altı boş. Bu durumda 1200'lere kadar bir geri çekilme olabilir demiştik. Altın 1220-65 dolarlara kadar geldi. Burada duruyor. Hı hı. Altın da şu an kısa vadeli olarak al sinyali veriyor bence. Belli bir dibin altına geldi. Hı. Yani 1260 dolar seviyeleri, 1270 dolar seviyelerinden alınırsa 1320-1330 dolarlara kadar gelebilir ama orada şimdi satmak için. Şimdi altın alma vakti midir gibi bir durum mu çıkıyor şöyle, yani ortaya? Şöyle, kısa vadede orada bir tepki olacak. Ama hı, sıradan vatandaş bunu izleyemeyeceği için. Hı hı. Yani alsa bile 1260 dolardan alsa bile o şey yapmayabilir. Yani yukarı gitmeyebilir. Hı. Yani daha doğrusu onu kaçırabilir. 1320 dolar olduğunu nereden izleyecek? Hadi biz ekranlarımızdan izliyoruz. Evet. Hani biraz önce bir izleyicimiz de 2015 vadeli alınabilir mi demişti. Evet. Bence 2015 vadeli ise yani en az 2 yıl ben tutacağım diyorsa yatırımcı orası onun için de altın alım için uygun. Bu arada altının bir de TL fiyatına bakalım. Şu an 80 seviyesinin altına inmişti ve dün itibariyle 79 lira 50 kuruştu. Daha önce görülen en düşük seviye 78 liraydı. Hı hı. TL bazında da buradan bir miktar altın alınıp 82,5-83 lirada satılabilir. Şu an piyasalarda bir geri dönüşün başladığını zannedersem göreceğiz. Ama bu geri dönüş sonrasında sürekli bir yükseliş algılamasın. Tekrar yeniden satış dalgası gelecek. Hı. Yani yeniden bir satış dalgası kesinlikle gelecek. Sıkı bir takip gerekiyor. Kesinlikle. Bu dönem kısa vadede. Yani bu dönem artık borsada şöyle bir dönem. Bundan sonra hani geçmişte olduğu gibi 2012'nin Haziran ayında başlayan çıkış yaklaşık 55 bin 60 bin seviyelerinden başlayan çıkış 90 bine kadar devam etti. Öyle bir dönem yok önümüzde artık. Hmm. Yani Türkiye'de artık yerel seçimler var, yerel seçimlerden sonra genel seçimler var. Bu arada genel seçimlerden önce AK Parti'nin iç tüzüğüne göre milletvekili olamayacak birçok politikacı var ki başta da Sayın Başbakan var. Belki iç tüzük değişecek bilmiyoruz ama
Orada denklem nasıl olacak? Cumhurbaşkanlığı seçimine kimler aday olacak? Tabii. Şu an Türkiye'de artık yabancı yatırımcıyla konuştuğumuzda gelecekteki siyaset algısı da değişiyor. Bu olaylardan sonra bu çok daha hızlı değişti. Bu nedenle artık hani biz 80 binden endeks 70 binden başlar. Hı hı. Tekrar 90 bine gider soluksuz, böyle bir şey söyleyemeyiz. Benim beklediğim şey şu. 70 binden dün dibi gördüğümüzü düşünüyorum artık. Çünkü bütün parametreler onu söylüyordu. O yüzden bu sabah çok net bir şekilde web sitemde artık alım zamanı diye belirttim. Yukarı yönlü hareketlerde belki 80 bin, 82 bin. Şu an Türkiye'deki dövizin geldiği yer, faizin geldiği yer borsayı en fazla 80 bin yapabilir. Yani dolayısıyla yeterli mi? 70 binden 80 bine demek %15 demektir. Hı. Yani %12-13 civarında, hı, bir getiri demektir. Bu nedenle de ben şöyle düşünüyorum. Yatırımcı bundan sonra şunu bilsin. Özellikle endekse yakın hareket eden kağıtlar için. Hı hı. Yani 70 binle 80 bin aralığı, ki biz 2001 krizi sonrasında da 7500-8 binle 11 bin aralığında sürekli endeks gitti geldi, hı, gitti geldi. Bundan sonra böyle bir zikzak, önümüzdeki belki 6 ay bu zikzakı çizeceğiz diye düşünüyorum. Ama şey olmadan da, yani 2014'teki bu yerel seçimler vesaire olduktan sonra, belki Eylül-Ekim'de genellikle borsalar Eylül ayından itibaren toparlanmaya başlar. Aha. Hani o sıralarda biz hala 70 binlerdeysek, hı, o zaman hakikaten çok güçlü bir çıkışta yaşayabiliriz. Ama şu an için kısa vadede en az 1-2 hafta vadeli olarak borsadan gerçekten getiri sağlanabilir. Bakın 1-2 hafta diyorum. Yani şimdi alıp bugünü ve yarını düşünecek olanlar almasınlar. Yani çok kısa vadeli olacak olanlar almasınlar. Veya benim bir hafta sonra paraya ihtiyacım var, şimdi borsaya sokayım. Asla sokmasınlar. Yani gittiği zaman yarısını kaybettiklerinde bile hayatlarını etkilemeyecek bir para olmalı. Şimdi altında TL son bazında... Son cümlenizi alalım. Çok kısacık, süremiz bitti çünkü. Altında kısa vadeli olarak 78 lira seviyeleri, 78-79 seviyelerinden alınarak 81-82'ye kadar bir yükseliş olabilir. Hı hı. Oralarda satış düşünülebilir ama şu an hiç, bu en az 1-2 haftalık, 3 haftalık bir süreç için bunu söylüyorum. Geçerli. Ama şu an için en cazip bana gözüken borsa. Borsa. Çünkü çok fazla düşüş oldu orada. Bugün ben Twitter'dan da normal genel seans içi, hı hı, yorumlarımı daha sık geçmeye çalışacağım. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın devam edeceğiz zaten. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Sevgili seyirciler, yarın saat 9:10 geçe yine Paranın Rotası'nda birlikte olacağız. Yaşar Erdinç hocamızla beraber. Az sonra da haberlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.